Ama yüce dağ başına da kurdum arılık, yeryüzünden de oldum ben sarılık dost, sarılık. Evvel sevip sevip de sonu ayrılık, muhanet yetmez mi vay ölürüm. Ne diyeyim de zor geldi bana, zor geldi bana. Ne diyeyim de zor geldi bana, zor geldi bana. Evvel sevip sevip de sonu ayrılık, muhanet yetmez mi vay ölürüm. Ne diyeyim de zor gelir bana, zor gelir bana. Ne diyeyim de zor geldi bana, zor geldi bana. Ama yüce dağ başında da kuzu güderim, ağlama sevdiğim de buymuş benim kaderim, kaderim. Anandan babandan da fayda yok ise muhanet yetmez mi vay ölürüm. Tut elimi de sevdiğim buralardan gidelim, gidelim. Ne diyeyim de zor geldi bana, zor geldi bana. Anandan babandan da fayda yok ise muhanet yetmez mi vay ölürüm. Tut elimi de sevdiğim buralardan gidelim, gidelim. Ne diyeyim de zor gelir bana, zor geldi bana. Thank you.
sandım ki cennete düştüm. Bahçenin kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Ben o dosttan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. Yaralı yar, yaralı yar, yar. Ben o yardan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. Yaralı yar, yaralı yar, yar. Geç günahından yaralı yar, yaralı yar. Sefil Emrah sana kuldur. Bağışla geç günahından yaralı yar, yaralı yar. Merhabalar sevgili türkü dostları. Bir Türkülerle Yolculuk programından tekrar sizlerle beraber olmanın sevinci içerisindeyiz efendim. Ben sunucunuz Çiçek Erdemir. Yapımcımız Rasim Kopar. Klavyede Bünyamin Taşdemir ve Nefesliler'de Murat Işık'la beraber sizlerle güzel türkü tadında bir program yapmaya çalışacağız. Evet Rasim abi. Hoş geldin mi diyeyim sana. Beraber geldik ama ne dersen. Mikrofon sende. Ben de mikrofonu Bünyamin'e bırakıyorum kardeşime. Paslaşma mı yapıyoruz böyle? İyisiniz. Nasıl görüşmeyeli bir haftadır görüşemiyoruz. Evet şükürler olsun. İyiyiz. İyisiniz. Yani, İyi Allah iyilik versin. Ben de çok iyiyim. Şükür çalışıyoruz. Ekmeğimizin derdindeyiz. İşte. Rabbim aynen, başka devam. Sıkıntı vermesin tabii ki. Tabii. Tek Allah derdimiz sağlık. İş olsun. Parça mı okuyalım? Tabii ki. Tamam. Sarı saçlarını deli görmen, bağlamışım çözülmüyor mihriban. Sevdim, ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince çözülmüyor mihriban. Sevdim mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Sevdim mihriban.
görünce kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aç kağıda yazılmıyor mihriban, sevdiğim mihriban. Ayrılıktan zor bellere ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun kardeşim. Sizin de ağzınıza Murat sağlık. Sen nasılsın? Sağlık. İyiyim. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Bu iş haricinde yapmış olduğun herhangi bir işin var mı? Şu anda tabii çıkıyoruz işte, kafelerde falan. Düğünler tabii yanında aynı şekilde. Evet. Evet. Hep biz konuşuyoruz. Murat da genelde susmak kalıyor. Murat konuşmayı seviyor canım, değil mi Murat? Evet. Evet abi. Bir de Murat'tan alalım mı Rasim abi bir türkü? Alalım. Ne söylemek istersin Murat? Vallahi işte saçlarını taramışsın diyelim abi. Mila. Dodies pardon. Tabii bu parçada benden aileme gelsin. Annem, babam. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana kovamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana. Keşke seni sevmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke sevdim demeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke sevmeseydim demeseydin. Saçlar tanarır mı, sarı renge boyanır mı? Ah o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip de ya dele vardı, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ya dele vardı, gönlüm buna. Keşke seni görmeseydim, gönül verip görmeseydim. Keşke
keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke sevdim demeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke seni sevmeseydim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir daha güzel oldu değil mi? Evet abi. Murat'ı terlettik. Değil mi birazcık, Murat? Aynen. Bu, tabii. Elinde kaval çalmaya benzemiyor değil mi söylemek? Tabii biraz da heyecanlandırıyor insanı. Evet. Evet, sol diyez yapıyoruz. Yüreğine sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Götürdün bizi uzaklara böyle. Biraz da... bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm demişler ya. Evet. Sen de ayrılığa değindin. Geçen programlarda Bünyamin bir annesinden hani yakındı. Annesinin erken vefatına yakındı. İşte ölümdü sonuçta. Tabii ki ya, her insanla bir işte böyle ne bileyim tabiat olsun, insanlar tarafından olsun. Buna benzer her insanda bir acı vardır, bir işte yara vardır. Ömür dediğin yani, demiş, tabii. Ömür dediğin zaten bugündür. Zaten müzisyenler, sanatçılar zaten duygusal olduğu için böyle şeyler oluyor. Duygusalız abi, ne yapalım? Yani bir keman sesine bile ağlıyorsun. Evet, aynen. Bağlama sesine erken, ağlıyorsun. Erken ihtiyarlayacağız herhalde değil yani, mi? Yani zaten... müzik yaşlandırmıyor bizi ya zaten. Ama... Rasim abi 30 yaşında, ben 25. Ben 17,5. Yani. Rasim evet. Abi öyle yani. Burası, sen de 10 yaşındasın değil mi abla? Neyse. Ben programdan sonra yemeğe hak ettim. Tabii yani. Değil mi? Tabii bence de. Diyecek zaten yok yalnız. Yönetmenimiz ısmarlıyor yemeğimize, gerek yok Rasim Bey. Cengiz Bey sağ olsun. Evet, yönetmenimiz de zaten bize gerçekten moral çok güzel bakıyorlar. Evet, sağ olsunlar. TV 19 ailesi bize bir çok iyi bakıyor. Güzel talepler alıyoruz yani bu programımızdan dolayı yaptığımız. Yani işten davranıyoruz her şeyden önce. İşte programın kalitesinden bahsediliyor her zaman. Takdir ediliyoruz. Bu da bize ayrıca böyle hani doping oluyor. Yine diyorum iyi ki TV 19 var yani. Gerçekten gurur duyuyoruz yani. Hem memleketimiz açısından hem de
böyle bir güzel kanalın olmasından gerçekten gururluyuz yani. Her evet. zaman olsun isteriz. Yani herkese taşın eline, altına elini koyacak diyorlar ya Rasim abi, işte işimizi bırakıp geliyoruz, çalışıyoruz. İnsanlar böyle. Yani Çorum'umuz yücelsin, Çorum'umuzun kanalı yücelsin. Yani Çorum'umuz yücelsin ya. İnşallah havaalanlarımız olsun, tren yollarımız olsun. Buradan büyüklerimize söylüyoruz. Çorum her şeyi hak ediyor. 500 bin bir nüfusumuz oldu artık. Her şeyi hak ediyor. Yani büyüklerimize buradan söylüyoruz. Çorum her şeye layık yani. Bir de çok temiz yaşanılabilir evet. bir şehir bizim yani. Çorum'umuz. Artık Çorum'umuzun reklamını yapalım. Tam böyle huzurlu bir şehir. Evet. Yani bir yerden bir yere gitmeye yürüyerek yarım saatte evet, gidiyorsunuz. Aynen, yani aynen, Ankara aynen. İstanbul gibi değil. Ankara'da İstanbul'da taksi değiştiriyorsun, otobüs değiştiriyorsun, metrobüse biniyorsun. Çorum'da en uzak yere yürüyerek yarım saatte gidebiliyorsun. Yani al. Bizde de zaten yine... Tam memur şehri diyorlar ya abi işte. Memur, memur şehri, emekli Çorum'da. Şehri diyebilirim. Değil mi evet. arkadaşlar? Yani, çok konuştuk herhalde. Evet, yani, evet. Ben mi? Siz desiniz. Tamam. Bizi barıştıradan azdı yarına dağlar yaz gelsin. Ah söyle tez gelsin. Dedim nazlı yare gidem tutmaz dizlerim canım benim. Gece gündüzde yar yolumu gözlerim dağlar yaz gelsin. Ah söyle tez gelsin. Ne duruyorsun dağlasan ey muhanet gözlerim canım benim. Ne duruyorsun dağlasan ey muhanet gözlerim canım benim. Gece gündüzde yar yolumu gözlerim dağlar yaz gelsin. Söyle tez gelsin. Gece gündüzde yar yolumu gözlerim dağlar yaz gelsin. Ah söyle tez gelsin.
Yüreğine sağlık. Evet. Hep böyle derinlere daldık değil mi bugün? Çiçek, biraz bu hafta programımızda ben biraz uzun hava ağırlıklı düşündüm kendime göre. Yani ne bileyim işte değişik formatlar olsun diye. Kardeşim yine değişik güzel şeyler söylüyor. Murat da bizi şenlendiriyor. Sen ayrı bir şey söylüyorsun derken işte ya bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Adı üstünde Türkülerle Yolculuk yani, programımızın tabii. adı. Yolculuğa devam ediyoruz. Aslında ben tarzım farklı ama tabii evet, ki evet. Türkü programımız olduğu için. Abi senin bu tarzından dolayı mı hep genç kaldın? Hayır canım, olur mu öyle şey ya? Genç değilim ki genç kalayım. Yaşım 70. Rasim abim böyle kalmasında vardır etkenler tabii. Arkasında birileri vardır tabii ki. Yani müzik vardır. Müzik vardır. Her şeyden yani, önce çok ama çok değerli bir eşi var Rasim abinin, Aynur ablam. Her şey onun sayesinde. Yani arkasında onun yüreğine sağlık. Mutlaka tabii ki. Böyle dinç, güler yüzlü, sağlıklı bir insanın bir arkasında birisi vardır mutlaka. Evet. Ne güzel. Maşallah. Rasim abiyle başladım. Değil mi Rasim abi? Babam dedi ki, Rasim oğlum dedi, benim kızım sana emanet dedi. Evet. Rasim abi 20 yıldır o emanete böyle gözü gibi baktı. Halil eşi de öyle, gene beni bir kızı gibi kabullendi. Rabbime şükürler olsun. Aynur ablaya da buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ben aynı zamanda. Sıradaki türküyü de aynı zamanda Aynur ablaya da gönderelim, olmaz mı? Ağzına sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ olasın. Güzeldi.
Evet Bünyamin'cim, kafana göre bir şey evet. söyleyebilirsin. Ne söyleyelim abi? Güzel bir türkü okuyalım. Tabii ki. Serbest mi girelim? Çalalım abi. Nasıl solo geçelim? Serbest bir dolansan, bir saz dinlesek senden. Yeşil başlı gövelerde uçar gider göle karşı. Yeşil başlı gövelerde uçar gider göle karşı. Eğricesi tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Eğricesi tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Telli turna sökün gelir İnci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yele karşı. Sazlarım var Şahinim var Bazlarım var Telaşı Sazlarım var Yâre gizli Sözlerim var Diyemiyorum Ele karşı Yâre gizli Sözlerim var Diyemiyorum Ele karşı Telli turnam Sökün gelir İnci mercan Yükün gelir Elvan elvan Kokun gelir yar oturmuş yele karşı. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Mapsalın etrafından ani ani dikenli teller birbirine kenetlenmiş Yavrum aman, gülüm aman, bağlı bilekle. Müzik
kendim. Tezgahlanan tezgahel görüş gününde beklemeye hal mi kaldı garip gönlüm. Evet, her ne kadar bir arada çalışmamız olmasa da gerçekten güzel eşliğinden dolayı teşekkür ediyorum Bünyan. Rica ederim abi, ne demek? Evet Murat'cığım, sana da teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Şeker Hanım, sana teşekkür kalmadı, ne yapacağız? Canın sağ olsun, ne yapalım? Ayrıca sana da çok bugün teşekkür ediyorum. Bugün de ben söylemek istiyorum. Çay molası, kısa bir ara veriyoruz, reklamlar diliyoruz. Görüşmek üzere diliyorum.
Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Derman ararken derde düş oldu, derman ararken derde düş oldu. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Ağzına sağlık Çiçek. Teşekkürler, sağ olasın abi. Ağzına evet, sağlık. Bünyamin'cim. Vallahi ben bugün bir değişik bir eser okumak istiyorum. Buyurun. Olursa. Oku tabii ki. Okuyalım, Mi'den yapalım hocam. Başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, denildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim, he. Taş
Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Gökte yıldız söner şimdi, annem beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi, siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bir pınardım kan oldu, yol kenarı han oldu, yanıldım ziyan oldu. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Gökte yıldız söner şimdi, annem beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Bir pınardım kan oldum, yol kenarı han oldum, yanıldım ah ah ziyan oldum. Siz benim niye sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim niye küstüğümü nereden bileceksiniz? Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim niye küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim niye küstüğümü nereden bileceksiniz? Evet, Bünyamin'cim teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ellerinize sağlık. Abi çok sağ olun. Deli gönül hangi dala kovarsın, ölüm kovarsın. Deli gönül hangi dala kovarsın, ölüm kovarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı, ölüm dalın mı kaldı? Ah feryadına neden yalarsın, ölüm yalarsın.
Ah ver yadına neden yalarsın, neden yalarsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı, melem halın mı kaldı. Senin dert çekecek halın mı kaldı, melem halın mı kaldı. Meskenler kuracak halın mı kaldı, melem halın mı kaldı. Mekanlar kuracak halın mı kaldı, melem ah halın mı kaldı. Evet Çiçek Hanım. Yüreğine sağlık. Sağ olasın abi. Ne yapıyoruz bir türküde? Bugün bize pir geldi diyelim mi? Olur. Sen alisin güzel şah, şahım eyvallah eyvallah. Miraç'taki Muhammed, o bizim padişahımız. Eyvallah şahım, eyvallah.
Hak la ilahe illallah. Eyvallah pirim eyvallah. Adı güzeldir güzel şah. Senaresin güzel şah. Şahım eyvallah eyvallah. Eyvallah şahım eyvallah. Hak la ilahe illallah. Eyvallah pirim eyvallah. Adı güzeldir güzel şah. Sen alesin güzel şah. Şahım eyvallah eyvallah. Teşekkür ediyorum Çiçek. Ben teşekkür ederim. Evet. Her cumartesi gibi bugün de programımızın sonuna geldik. Evet Bünyamin'cim kapanışı seninle yapalım. Bugün de böyle mi olsun diyorsun? Bugün abi? De böyle olsun. Tamam. O zaman hareketli bir parçayla bitirelim. Tabii. Dinleyicilerimiz hem neşeli olurlar hem eğlenceli olur. Evet buyurun. Ağzına sağlık. Güzeldi. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik. Saygıdeğer türkü dostları, bizlerden sizlere gönül dolusu sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Türkülerle kalın.